Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Caner Gülekçüz. Bugün sizlere Türkiye ekonomisinde 1980'den günümüze uygulanmış olan para ve maliye politikalarından bahsedeceğim. Bu bölümde öğreneceklerimiz şu şekilde: 1980'den günümüze Türkiye'de uygulanan para ve maliye politikaları, yeni klasik ve yeni Keynesyen iktisatçılara göre para ve maliye politikalarının etkinliği, kriz dönemleri sonrasında oluşturulan yeni politikalar ve bu politikalar ile kullanılan araçlar, iktisat politikasının amaçları ve alt dalları şeklinde olacaktır. İlk konumuz yeni klasik para ve maliye politikaları. İşin para ve maliye politikaları kısmına geçmeden önce yeni klasik modelin neden geliştirildiğine değinmek gerekir. Yeni klasikçiler Keynesyen teorinin yetersiz olduğunu düşünüyorlar ve bu yaklaşımı geliştiriyorlar. Bu yaklaşımın öncüleri Robert Lucas, Thomas Sargent, Neil Wallis ve Robert Bardo gibi önemli ekonomistlerdir. Yeni klasik iktisat 3 temel ilke üzerine kuruludur. Bunlardan ilki, iktisadi birimlerin reel iktisadi kararlarının yalnızca reel etkenlerle belirlenmesi, 2. Piyasada sürekli denge halinin olması, 3. Ekonomik birimlerin rasyonel beklentilere sahip olduğu, bu nedenle de sistematik hata yapılamayacaktır. Bunlarla birlikte makro iktisadı mikro iktisadın üstüne kurma fikrini ilk olarak yeni klasiklerde görmekteyiz. Diğer bir teoriler ise politika etkinsizliği teorimidir. Politika etkinsizliği teorimine göre para ve maliye politikaları kısa ve uzun dönemde milli gelir ve istihdam gibi reel değişkenleri etkilemez. Yeni klasikçilerin görüşüne göre kurala dayalı politikalar duruma dayalı politikalardan üstündür. Ayrıca genel denge yaklaşımını benimsemişlerdir. Yeni klasik yaklaşımda genel para politikasının reel etkileri genel anlamda beklentilere bağlıdır. Rasyonel beklentiler yaklaşımına göre parasal genişlemenin reel etkiler ortaya çıkarması beklenmedik bir politikanın gerçekleşmesi haline mümkündür. Şekil 1'e, yani yeni klasik beklenmeyen genişletici para politikasına bakacak olursak, kısa dönem toplam arz sayısı AS1, beklenen fiyat düzeyi P1'e göre çizilmiştir. Ve başlangıçta uzun dönem toplam arz sayısı üzerinde olan toplam arz ve talebin kesiştiği A noktasında dengededirler. Merkez Bankası işsizlik oranının yüksek olduğuna karar verdiğini ve halkın beklenmediği şekilde tahvil satın aldığını varsayalım. Böylece para arzı artacak, AD1 AD2'ye kayacaktır. Toplam talep piyasasındaki bu kayma beklenmediğinden yeni denge B noktasına gerçekleşecektir. Burada toplam üretim doğal oranın üzerine çıkarak Y2'ye, gerçekleşen fiyat düzeyi ise P2'ye yükselmiştir. Ancak halk Merkez Bankası'nın uyguladığı açık piyasa işlemlerini işsizliği düşürmek için yaptığını biliyor ve bekliyorsa grafik şekil 2'de gösterildiği gibi olacaktır. Burada bekleyişler rasyonel olduğundan çalışanlar ve işverenler genişletici bir politikanın toplam talep eğrisini kaydıracağını ve fiyatların P2'ye yükseleceğini bekleyecektir. Çalışanlar fiyat düzeyi yükselirken reel ücretlerinde düşüş yaşamamak için zam talep edeceklerdir. Böylece başlangıçta şekil 2'de görüldüğü üzere A noktasında dengede olan ekonomide toplam arz sayısı AS2'ye kayacaktır. Böylece yeni dengede toplam üretim düzeyi Y değişmezken fiyat düzeyi P2'ye yükselecektir. Dolayısıyla bu görüşe göre toplam üretim artmaz ve üretim doğal düzeyinde kalır. Yeni klasik iktisatçılara göre ekonomide uygulanmakta olan bir maliye politikasının uzun dönemde üretim ve istihdamı etkisi olumsuz yönde gerçekleşmektedir. Bunun nedenleri, ekonomi tam istihdam seviyesinde dengedeyken kamu harcamalarında bir artışa gidilmesi halinde bu artış halktan borçlanarak karşılanırsa dışlama etkisi oluşacaktır ve bu durum üretim ve istihdamı etkilemeyecektir. Eğer bu durum vergiler ile finanse edilirse toplam arz bu durumda olumsuz etkilenecektir. Çünkü vergilerdeki artış işçilerin emek arzını işverenlerin de emek talebinde azaltıcı etkiye neden olacaktır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu görüşü savunan iktisatçılar rasyonel beklentiler hipotezinin doğal bir sonucu olarak özellikle maliye politikasının uzun dönemde de kısa dönemde de etkin olmadığını savunurlar. İkinci konumuz yeni Keynesyen para ve maliye politikaları. 1980'li yılların başında Stanley Fisher, Edmund Phelps ve John Tyler başta olmak üzere birçok iktisatçı tarafından Keynesyen okul altında inşa edilmiştir. Ücret ve fiyat yapışkanlıklarının mikroekonomik temellerini atmışlardır. Bu yaklaşıma göre beklentiler rasyonel olabilir. Fakat piyasalar her zaman mükemmel işlemezler. Bu sebeple fiyat ve ücretler her zaman esnek değildir.
ve ortaya çıkan dalgalanmaların kendiliğinden ortadan kalkacağını beklemek doğru değildir. Yeni Keynesyen iktisatçılar ücret ve fiyat yapışkanlıklarını, iş gücü sözleşmeleri, sendikalar, zımni sözleşmeler, menü maliyetleri, etkin ücret hipotezi, koordinasyon başarısızlıkları, ücret belirlenmesinin zamana yayılması, içeridekiler, dışarıdakiler ve histerezis olgusuyla açıklamaktadırlar. Yeni Keynesyen iktisatçılar, yeni klasik iktisatçılardan farklı olarak yalnızca beklenmeyen toplam talep değişmelerinin değil, aynı zamanda beklenen toplam talep ya da politika değişikliklerinin de benzer etkilere sahip olduklarını savunmaktadırlar. Ancak beklenmeyen politikaların ekonomi üzerine etkisinin beklenene göre daha fazla olduğu sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla yeni klasiklerin politika etkinsizliği yeni Keynesyen iktisatçılar için geçerli görünmemektedir. Yandaki grafiklerde Keynesyen iktisatçıların para politikası hakkındaki düşünceleri açıklanmaktadır. Buna göre yukarıdaki grafikte beklenmeyen genişletici politikaların etkileri gösterilmektedir. Başlangıçta ekonomi A noktasında dengededir. Merkez Bankası tahvil satın alarak para arzını arttırıcı bir politika izlediğinde toplam talep eğrisi AD3'e kayacaktır. Genişletici politika beklenmediğinden beklenen fiyat düzeyi değişmeyecek ve bunun sonucu olarak toplam arz eğrisi de değişmeyecektir. Sonuç olarak ekonomi toplam çıktının Y1'e ve fiyat düzeyinin P2'ye yükseldiği B noktasında hareket edecektir. Alttaki grafiğe gelecek olursak, burada beklenen genişletici politikaları yeni Keynesyen iktisatçılar tarafından yorumu verilmiştir. Burada genişletici politika beklendiği ve bekleyişler rasyonel olduğu için beklenen fiyat artışları beraberinde ücret artışlarını getirecek, dolayısıyla toplam arz değerini kaydıracaktır. Ancak ücret ve fiyat yapışkanlıkları tam bir ayarlamaya izin vermeyeceğinden yeni klasiklerdeki gibi AS3'e değil AS2'ye kayacak ve ekonomi B noktasında dengeye gelecektir. Yeni Keynesyen iktisada göre böylece beklenen politika üretim üzerinde etki yapacaktır. Yukarıdaki grafikte milli gelir artışı alttaki grafiğe göre daha fazladır. Yani beklenmeyen politikaların etkisi beklenene göre daha fazladır. Bunun nedeni toplam arz eğrisinin kaymamasıdır. Şimdiki konumuz 1980'den günümüze iktisadi uygulamalar. Bu bölümde ele alacaklarımız 24 Ocak 1980 kararları, 5 Nisan 1994 İstiklal kararları, 9 Aralık 1999 İstiklal Programı, 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizi, 2008 krizi, 2010 sonrası uygulanan para ve maliye politikaları olacak. İlk ele alacağımız konu 24 Ocak 1980 kararları. 1980'lere kadar ithal ikameci sanayi stratejisini uygulayan Türkiye, 1970'lerin sonuna doğru başta petrol krizi olmak üzere ortaya çıkan gelişmeler Türkiye'yi yapısal bir reformun gerçekleşmesine mecbur bırakmıştır. Dünyadaki olumsuz gelişmelerin Türkiye'ye etkileri şu şekildedir. Petrol kıtlığı, çok yüksek enflasyon, artan işsizlik oranları, döviz kıtlığı, kitlerin zararları, siyasi gerilim. Bu bağlamda yeni ekonomi politikaları hazırlanmıştır. Hazırlanan yeni ekonomi politikanın amaçları şu şekildedir. Enflasyon hızlı bir şekilde düşürülmesi, döviz gelirlerinin arttırılması, döviz kıtlığından kurtularak ödemeler dengesinin dengelenmesi, ihracatın teşviklerle arttırılması, sanayi ürünlerinin üretimine ağırlık verilmesi, kitleri yeniden düzenleyerek oluşan yüklerin hafifletilmesi, tasarrufların arttırılması, daha fazla yabancı yatırım sağlanması, devletin ekonomiye müdahalesinin en aza indirilmesi, vergi reformu ile gelirlerin arttırılması ve vergi adaletin sağlanması, dış ticarette kısmi liberasyona gidilmesi, kamu sektörü lehine ayrıcalıkların azaltılması, kamu sektöründeki başarısız firmaların sübvansiyonlarla ayakta kalmasının önüne geçilmesi. Bu kararlarla birlikte 1977'den beri durgunluk yaşayan Türkiye ekonomisi tekrar canlanma dönemine girmiştir. Bu süreç Körfez krizinin ortaya çıktığı 10 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Ayrıca bu süreç dış ticaret hacmi yükselmiş, yabancı sermaye girişinden hareketlilik yaşanmış ve mal ile hizmet fiyatlarına yönelik kara borsa fiyat oluşumunun önüne geçilmiştir. Fakat bu süreçte dış borç stoku, kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı ve işsizlik artmış, devletin ekonomideki mevcut konumu küçültülememiş, vergi geliri arttırılamamıştır. Özetle gerçekleşen iyileşme süreci de geçici olmuş,
ve gerçekleşen iyileşmeler de bir süre sonra ortadan kalkmıştır. 5 Nisan 1994 İstiklal Kararları. 1980'li yıllarda özellikle kamu kesimi açıklarının büyük boyutlara ulaşması ve bu borçların artan bir iç borçlanma ile finanse edilmesi dikkat çeken bir husustur. 1990'larda bu problem iyice büyüyüp devlet kendi bankaları üzerine borç yükleyince ortaya çıkan olumsuzluklar şu şekildedir. Yüksek reel faiz oranı, ekonomik ve siyasi yapıdaki olumsuzluklar, gerilimler, mali piyasaların erken ve aşırı serbestleşmesi. Alınan bu kararların amaçları mali piyasalarda istikrarı sağlamak, piyasalara istikrar kazandırmak, kamu kesimi gelir gider dengesini korumak, ödemeler bilançosu açıklarının azaltılması, döviz piyasasında arz talep dengesinin oluşturulması, kitlerin özelleştirilmesi, kalkınmanın sürdürülebilir olması. Bu amaçlar doğrultusunda yüksek oranlı zamların yanı sıra 6 ay içinde fiyat ayarlamalarının devam edeceği açıklanarak halkın enflasyon beklentisi kırılmak istenmiştir. Ücret ve maaşlar dondurularak talep seviyesi aşağıya çekilmiştir. Türk lirasının devalüasyonu serbest piyasaya bırakılmıştır. Faiz oranları arttırılarak dövizin tırmanışı durdurulmaya çalışılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın parasal büyüklükleri kontrol altında tutması için mevduat muntazam karşılığı ve disponibilite uygulamaları düzenlenmiştir. Bankaları rahatlatmak için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası diskont faizleri genişletilmiştir. Bunların dışında aynı zamanda kamu kesimi mali dengesini sağlamak için ödemeler bilançosu açıklarının kapatılmasına yönelik ve yapısal düzenlemeleri amaçlayan bir dizi önlem alınmıştır. Şimdiki konumuz 9 Aralık 1999 İstiklal Programı. Tayland'da 1997'de meydana gelen global krizin olumsuz etkilerinin yanında hatalı uygulanan iktisat ve maliye politikaları daralmaya neden olmuş. Böylece IMF ile iki stand-by anlaşması gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ikincisi olan 9 Aralık 1999 programı enflasyonla mücadele ve mali uyum adını taşımaktadır. Bu istikrar politikasının temel amaçları enflasyonu birbirine destekleyen ve tutarlı maliye, gelir, para ve kur politikaları ile birlikte 2000 yılında %25, 2001 yılında %12 ve 2002 yılında da tek haneli %7 seviyesine düşürmek. Reel faiz oranlarını kabul edilebilir seviyeye düşürmek, ekonomik büyümenin potansiyelini arttırmak, ekonomide mevcut kaynakların daha aktif ve adil dağılımını sağlamak. Bu program başarısızlıkla sonuçlanmıştır ve başarısızlık nedenleri o dönemin Merkez Bankası Başkanı Gazi Açer Dörtunsa bağlamıştır. 1. Maliye politikasının tutarsızlığı. 2. Önceden ilan edilen bir çıkış tarihinin veya stratejisinin bulunmaması. 3. Olumsuz ticaret hatlarından kaynaklanan şokların döviz kurunu yükseltmesi. 4. Bankacılık sisteminin zayıflığı. 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizi. İlk öncelikle 2000 Kasım krizinden başlayalım. Çıkma nedenleri şu şekilde. Bankacılık sektöründeki finansal kriz, ödemeler bilançosu açığının artması, başarısız yapısal reformlar, 1999 depreminin ekonomiye yansımaları. Temel olarak finansal piyasalardan birden ve yüklü sermaye çıkışlarının bulunması krizi tetiklemiştir. Piyasada başlayan panik nedeniyle borsa endeksinde %50 oranında bir değer kaybı yaşanmıştır. Bu krizi ortadan kaldırmak, enflasyonu düşürmek amacıyla maliye politikaları, sıkı döviz taahhütlerine dayalı para politikası ve buna uygun gelirler politikası sürdürülmüştür. Yapılan düzenlemelerle özelleştirme süreci hızlandırılmaya çalışılmıştır. Gelelim 2001 Şubat krizine. Çıkma nedenleri şu şekildedir. Döviz piyasasının dalgalanması, finansal krizler, reel ekonomide ortaya çıkan daraltıcı tesirleri, dış borç stokunun ve ödemeler bilançosu açığının çok fazla olması, siyasi belirsizlikler. Krizde hem yerli hem de yabancı yatırımcılar dövize karşı aşırı talepte bulunmuşlardır. Merkez Bankası döviz talebinin aşırı artışını karşılayabilmek amacıyla likiditenin kontrolünü sağlayacak bir politikanın izlenmesine çaba göstermişse de yaşanmakta olan likidite sıkışıklığı ödemeler sisteminin işlenmemesine neden olmuştur. Bu dönemde döviz çıpası terk edilerek dalgalı kur rejimine geçilmiş ve faiz oranlarının yükseltilmesiyle kriz derinleşmesi engellenmiştir. Ancak esnek kur uygulamasına geçilmesi döviz kurlarında aşırı dalgalanmaya yol açarak belirsizlik ortamının oluşmasına zemin hazırlamıştır. 2008 krizi.
Aralık 2007'de baş gösteren ABD ile beraber dünyayı da etkileyen bu kriz büyük buhrandan günümüze en derin ve en uzun süren kriz olarak kabul görmektedir. Çıkış nedeni ABD'de konut kredileri ödeme güçlüğünün etkisiyle finans piyasalarında başlayan dalgalanma ve mevcut uygulamalar nedeniyle yaşanmıştır. Kriz küresel boyutta baş göstermiştir. Burada ödeme gücü ve kredibilitesi düşük kişilere subprime mortgage kredilerinin verilmesi, daha fazla kredi vermek için alacakları ve ipotekli teminat göstererek daha yüksek faiz emlak tahvillerinin çıkarılması ve bunların hedge fonlarına dönüştürülmesi, ipotekli gayrimenkullerin artan emlak fiyatları kısmını ipotek yapılarak yeni kredilerin verilmesi gibi değer karşılığı olmayan kredi hacmini şişirmeleri, kredi alanları eksik bilgilendirme yapılması temel sebepler olarak sayılabilir. Ülkemizde 2008, 2009 ve 2010'da etkilerini gösteren bu krizde uygulanan politikalardan başlıcalığı şu şekildedir. Yurt dışındaki varlıkları çekmek amacıyla vergi indirimleri ve muafiyetlerini içeren varlık barışı, ÖTV ve KDV başta olmak üzere kurumlar vergisi, özel iletişim vergisi, gelir vergisi gibi vergi indirimi muafiyetleri, vergi borcu ödemelerinde 18 ay süreyle %3 faizle ödemek üzere kolaylıklar sağlanmıştır. İstihdam için ödenek ve teşvikler sağlanmış, 120 bin kişi doğrudan istihdam edilmiş, işsizlik ödeneği %11 arttırılmıştır. Yüksek teknoloji ve sermaye gerektiren Ar-Ge ve teknoloji kapasitesini arttıran 12 büyük sektörde büyük proje yatırımları desteklenmiştir. KOBİ'lere sıfır veya daha düşük faizli kredi desteği ve kredi garanti desteği uygulaması gerçekleştirilmiştir. İhracat ve tarım teşvikleri yapılmıştır. 2010 sonrası uygulanan para ve maliye politikaları. Küresel krizin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi rejimini geliştirerek yeni bir para politikası ortaya koymuştur. Geleneksel politika aracı olan bir hafta vadeli repo ihalelerine ek olarak zorunlu karşılıklar, faiz koridoru ve diğer likidite politikaları aktif bir şekilde devreye sokulmuştur. Merkez Bankası düşük politika faizi, geniş faiz koridoru ve yüksek karşılık oranlarına oluşan bir politika uygulamaya başlamıştır. Enflasyon beklentilerini ve orta vadeli enflasyon risklerini dengelemek amacıyla güçlü bir sıkı para politikası uygulamasına gitmiştir. Zorunlu karşılıklar likidite ihtiyacını azaltacak yönde uygulamaya gidilmiştir. Enflasyon hedeflemesi olarak %5 belirlenmiştir. Döviz piyasasında oluşan dalgalanmayı azaltabilmek için bazı önlemler alınmıştır. Orta vadeli mali plana dayalı olarak 2011-2013 yılları arasında merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenmiş öncelikleri doğrultusunda tahsisi, kamu harcamalarının kalitesinin arttırılması ve bu suretle hayat standartının yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda kamu yatırımları, eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma ve içme suyu gibi konularda altyapı uygulamalarına gidilmiş, tarımsal destekler, uluslararası standartlara uygun iş kontrol ortamının oluşturulmasına yönelik düzenlemeler, vergi mevzuatının sadeleştirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi, aile hekimliği uygulaması, kamu personeline yönelik maaş ve ücret artışı, bölgesel kalkınma planlarına yapılacak yatırımlar şeklinde maliye politikası benimsenmiştir. 2012 yılına gelindiğinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası öncelikle sıkı para politikası sürdürmüştür. Sonradan enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para politikası aşamalı olarak destekleyici konuma getirilmiştir. Döviz satıp ihalelerine devam edilmiştir. İhracat risk kontrol kredilerinde kredi limitleri arttırılmıştır. 2011 yılında uygulanan para ve maliye politikalarının meyvelerinin toplandığı yıl olmuştur. Dengeleme süreci belirginleştirilerek enflasyonda istikrarlı bir düşüş yaşanmıştır. Büyüme devam etmiştir. 2013 yılına geldiğimizde kriz sonrası uygulamaya getirilen geleneksel ve geleneksel olmayan para politikası araçları orta vadeli mali plan uygulanmaya devam edilmiştir. Olağan dışı durumlar haricinde döviz alım ihalesi yapılmamıştır. Uluslararası likidite koşullarındaki olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine son verilme kararı alınmıştır. 2014 yılında ise mevcut politikalar devam ettirilmiştir. Ulusal istihdam projesi kabul edilmiştir. Belirsizlikler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizleri arttırılmıştır ve piyasaya döviz likiditesi sağlanmıştır. Belirsizliklerin azaltılmasıyla faiz indirimleri uygulanmıştır.
Yaşanan kuraklık nedeniyle uygulanan sıkı para ve maliye politikalarıyla çekirdek enflasyon kontrol altına alınmıştır. 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası uygulanacak bir yol haritası yayınlamıştır. Bu bağlamda bankaların Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesindeki döviz ve efektif piyasalarında işlem yapabilme limitleri yükseltilmiştir. Küresel finansal piyasalardaki oynaklığa karşı döviz satım ihalelerinin esnekliği arttırılmıştır. Finansal kuruluşların yabancı para cinsinden çekirdek dışı yükümlülüklerinin vadesi uzatılmış ve çekirdek yükümlülükleri teşvik etmeye yönelik adımlar atılmıştır. 2016 yılında Ocak-Nisan dönemlerinde ihale yöntemiyle toplam 3,4 milyar ABD doları satılmış olup 28 Nisan 2016 tarihinden sonra ihalelerde döviz satılmamıştır. Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerine ise yaklaşık 4,2 milyar ABD doları satılmıştır. 2016 yılında doğrudan döviz satışı ise yapılmamıştır. Mart-Eylül 2016 döneminde koridorun üst bandı kademeli olarak indirilmiştir. Döviz kuru hareketliliğinin enflasyon ve fiyatlama davranışlarını olumsuz etkilerini sınırlandırmak amacıyla Kasım ayında parasal sıkılaştırmaya gidilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık repo faizi ve gecelik borç verme faizlerinde artışa gidilmiştir. Ağustos ve Eylül aylarında zorunlu karşılık oranları indirilmiştir ve sisteme likidite sağlanmıştır. Ağustos 2016'da Türkiye Varlık Fonu kurulmuştur. Bunun yanı sıra 2016-2018 orta vadeli program uygulamasına karar verilmiştir. Son olarak sondaki dönemlere değinecek olursak, 2018-2020 döneminde enflasyon oranı %5 olarak belirlenmiştir. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülmeye devam etmiştir. ROM kapsamında döviz imkanına ilişkin üst sınır %60'dan %55'e düşürülmüştür. 2017 Ocak ayı itibariyle döviz kurundaki oynaklığın enflasyon etkilerini sınırlandırmak adına parasal sıkılaştırılmaya gidilmiştir. 2017-2019 orta vadeli program hazırlanmıştır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.